GGTV sesli kocalarından merhaba. gay sahafi yurt yaslılığa da dünyada kaçıncı izatlı Mahfi Elmez'in yazısını seslendiriyorum. cari fiyatlarla yani enflasyonu da içerecek şekilde hesaplanan gay sahafi yurt yaslılığa bir ülkede yerleşik üretim birimleri, kişiler, şirketler, kamu kesim kuruluşları tarafından bir dönemde 3-6 ay veya 1 yıl üretilen nihai mal ve hizmetlerin yarattığı Katma değerlerin cari fiyatlar cinsinden ölçülen piyasa değerlerinin toplamını ifade eder. Bu şekilde ulusal para cinsinden hesaplanan gayri safi yurt dışı CF cari fiyatlarla sadece gayri safi yurt dışı hasıla denilene de GSYH CF anlamına gelir bu arada. Yıllık ortalama dolar kuruna bölünerek dolar cinsinden gayri safi yurt içi hasılaya ulaşılır. Ülkelerin zenginliği, ekonomik gücü ve benzeri gibi konular için uluslararası karşılaştırmalarda başvurulan ölçü budur. Hatta pek çok kişi ülkenin gayri safi yurt hastasını ulusal para cinsinden bilmez, dolar cinsinden bilir. Gayri safi yurt hastayı ulusal paradan dolara çevirmedeki en ciddi mesele dolar kurunun piyasa fiyatını yansıtıp yansıtmadığı meselesidir. Eğer dolar kuruna müdahale söz konusuysa dolar cinsinden gayri safi yurt hasla, gerçek durumdan farklı çıkar. Gayri safi 3 şahısların dolara çevirmesinde bizim gibi dolarizasyonu açık, enflasyonu yüksek ve kura müdahale eden ülkelerde ciddi sorunlardan en önemlisi yıllık ortalama enflasyon ya da gayri safi 3 şahısla zımni deflatörü diyebiliriz buna ile yıllık ortalama dolar kuru değişimi arasındaki farklılıktan kaynaklanır. Eğer enflasyon artış oranı ile kurdaki değişim oranı aynı ise bu çevirmede sorun yok demektir buna karşılık. Eğer enflasyon artışı kur değişiminden yüksekse dolar cinsinden gayri safi yurt içi hasıla olması gerekenden fazla görünmüyor. Bunu Türkiye örneğiyle açıklamaya çalışayım. Türkiye'nin 2023 yılında ortalama enflasyonu yani gayri safi yurt içi hasıla zımni deflatörü %67,5 ve cari fiyatlarla gayri safi yurt içi 26 trilyon 276.3 milyar liradır. Aynı yılın ortalama dolar kuru 23,5 ve dolar cinsinden gayri safi yurt dışı 1 trilyon 119 milyar dolar. Kişi başına geliri de 13.110 dolardır. Eğer dolar kuru enflasyonla aynı oranda artmış 23,5 değil 27,6 olacak. Buna göre gayri safi yurt hasla 1 trilyon 119 milyar değil 952 milyar dolar. Kişi başına geliri de 13.110 dolar değil 11.154 dolar çıkacaktı. Demek ki dolar kurundaki değişim Enflasyondaki artışın altında kaldığında gayri safi yurt içi hasıla ve kişi başına gelir cinsinden gelir dolar cinsinden olması gerekenin üzerinde çıkıyor. Bizde dolar kurunun baskılanmasının önemli nedenlerinden birisi enflasyonu denetlemekse diğeri de gayri safi yurt içi hasıla ve kişisel gelir olduğundan yüksek göstermektir. Gayri safi yurt hasla hesaplamalarında bir de kayıt dışılık sorunu var. Eğer ekonomide mesela %20 kayıt dışılık söz konusuysa gayri safi yurt hasla gerçeğe göre %20 eksik hesaplanıyor demektir. %20 kayıt dışılık söz konusuysa gayri safi yurt hasla olması gerek 100 birim yerine 80 birim olarak hesaplanmış demektir. Bunu olması gereken 100 birime tamamlamak için 1,25 ile çarpmak gerekir. Yine Türkiye örneğine dönelim ve diyelim ki dolar kuru enflasyonla paralel hareket etmiş ve 2023 yılında gayri safi yurt dışı hasıla 952 milyar dolar olarak hesaplanmış olsun. Türkiye'de kayıt dışı şey, ekonomi gayri safi yurt dışı hasılanın %20'si büyüklüğünde ise gerçekte olması gereken gayri safi yurt dışı hasılasının 952 çarpı 1,25 yani 1 trilyon 190 milyar dolar ve kişi başına geliri ise 13.942 dolar olması gerekecekti. Bu tutarlar açıklanan 1 trilyon 119 milyar dolarlık gayri safi yurt ve 13.110 dolarlık kişi başına gelir tutarlarına oldukça yakındır. Demek ki biz de kayıt dışı büyüklüğü hesaba katlamadığımız için ortaya çıkan eksiklik dolar kuru değişikliğinin baskılanarak enflasyonun altında tutulma sonucu dolarlı yoldan hesaba katılmış oluyor. Yani hesabın eğrisi doğrusuna aşağı yukarı denk gelmiş oluyor. Gayri safi yurt içi hasla cari fiyatlarla ölçüldüğü gibi bir de satın alma gücü paritesiyle, SGP ile ölçülür. SGP, ABD ya da OECD gibi baz alınan yerdeki mal ve hizmetleri oluşturduğu bir sepetin genellikle dolar cinsinden değerini gösteren bir ölçüdür. Bu sepet genellikle bütün mal ve hizmetleri kapsar. Bu mal ve hizmetlerin diğer ülkelerdeki değeri dolar cinsinden bulunur ve bu SGP adı altında dönüştürme ölçüsü olarak kullanılır. Türkiye 2023 yılı itibariyle gayri safi yurt içi cari fiyatlara göre dünyada 18. sırada yer alırken gayri safi yurt dışı hasıla GCP'ye göre 11. sırada bulunuyor. Buna göre Türkiye gayri safi yurt dışı hasıla cari fiyatlar sıralamasında İtalya, İspanya, Avustralya, Güney Kore'den oldukça geriyken Gayri Safi Yurt Hasta SGP sıralamasında bu ülkelerin hepsini geçmiş görünüyor. Türkiye'nin cari fiyatlarla ve SGP cinsinden gayri safi yurt hasta ve kişi başına gelir verileriyle OECD ülkeleri arasında SGP endeksi olarak kullanılan OECD fiyat düzeyi endeksine göre Türkiye'nin durumu aşağıdaki tabloda gösteriliyor demiş ve Ekranlarınıza yansıtıyorum bunu. Bu tablonun son sırasında yer alan OECD Fiyat Düzeyi Endeksi, OECD çerçevesinde yer alan 32 ülke içinde satılan bir endekstir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, yüzden büyük ise bu ülke OECD ortalamasına göre pahalı, yüzden küçük ise OECD ortalamasına göre ucuz demektir. Türkiye'nin 2023 yılında fiili bireysel tüketme ilişkin fiyat düzeyi endeksi 39 olduğuna göre bu OECD ülkeleri genelinde... Ortalama 100 dolar karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet Türkiye'de 39 dolar karşılığı Türk lirası ile satın alabileceği anlamına geliyor. Yurt dışına giden Türklerin orada yaptıkları alışverişlerde, burada yapılan aynı alışverişler karşılaştırıldığında yurt dışındaki mal fiyatlarının daha düşük olduğuna ilişkin birçok video, fotoğraf, fatura, sosyal medyada paylaşılıyor. Bu durumda şu soru akla geliyor. Eğer o tespitler doğruysa, Türkiye o istediği ülkeleri ortalamasına göre nasıl oluyor da daha ucuz oluyor ya da Türk lirasının satın alma gücü nasıl oluyor da OECD ülkeleri paralarının ortalama satın alma gücünden %61 daha fazla oluyor? Bu sorunun yanıtını verebilmek için gayri yurt içi hastadaki hizmetler kesiminin payına ve hizmetler için yapılan ödemelere yakından bakmamız gerekiyor. Bizim gayri yurt içi hastamızın %60 hizmetler kesiminden oluşuyor. Bu oran OECD ülkeleri ortalamasından farklı değil. Kabaca OECD ülkelerinde de hizmetler kesmenin gayri safi yurt hastalık hasıladaki payı %60'lar dolayında bulunuyor. Buna karşılık hizmetler bizde OECD ülkelerine göre çok daha ucuz fiyatlanıyor. Bu iddiamızın doğruluğu test etmenin en basit yolu asgari ücret ödemelerini karşılaştırmaktan geçiyor. 2024 yıl başında Türkiye Avrupa'da en düşük asgari ücrete sahip 5 ülkeden birisi konumunda bulunuyor. Diğerleri Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Arnavutluk bu arada. Emeğin elde ettiği gelirin, üretim faktörlerinin elde ettiği gelirler esas alınarak hesaplanan gayri safi ücreti içindeki payının düşüklüğü de aynı durumun bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. 2021 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin de üyesi bulunduğu OECD ülkelerinde ortalama olarak emeğin gayri safi ücreti içindeki payı %57 olarak ölçülmüşken aynı yıl Türkiye'de bu pay %32 olarak hesaplanmış bulunuyor. Bu da bize hizmet kesiminin gayri safi yurt içi hastasının %62'sini üretmesine karşılık o üretimden aldığı payın verdiği katkının ancak yarısı kadar olduğunu gösteriyor. Bize benzeyen ülkelerde de durum farklı değil. Türkiye'de ve bizim gibi hizmet kesimini düşük ücretlendiren ülkelerde SGP'ye göre gayri safi yurt ve SGP'ye göre kişi başına gelir olması gerekenin çok üzerinde çıkıyor. SGP'ye göre hesaplanan gayri safi yurt içi doğruya yakın donucu gösterdiği ekonomiler emek gelirlerinin hizmetler sektörü büyüklüğüyle daha tutarlı olduğu, parasının iç ve değer kaybı arasında büyük farklar bulunmayan, polarizasyon etkisi altında olmayan gelişmiş ülkelerdir. Dolayısıyla bu hesaplama o ülkeler için anlamlı sonuçlar verebilir. Buna karşılık bizim gibi bu koşulları taşımayan ülkeler açısından gayri safi yurt içi hasla SGP kesinlikle yanıltıcı sonuçlar veren bir hesaplama biçimidir. Gelişmekte olan ülkelerin ülkelerinde emeğin düşük ücretlendirilmesi sonucu SGP hesaplamasıyla yüksek çıkan gay safi 3 hasla ve kişi başına gelirle övünmeleri ise trajikomik bir durumu yansıtıyor. Ve teşekkürler kısmıyla bitiyor yazı. Daha önce benzerlerini yazdığım bu konuda beni bir kez daha yazmaya Profesör Doktor Özgür Demirtaş teşvik etti. Bu konuyu daha kapsamlı bir adama vesile olduğu için kendisine teşekkür borçluyum. Değerli iktisatçı arkadaşım Zafer Yükseler yazıyı tahta halindeyken okudu ve önemli katkılarda bulundu. Kendisine teşekkür borçluyum. Söylemeye gerek yok ama yine de not edeyim. Eğer varsa yazıdaki hata ve kusurlardan yalnızca ben sorumluyum demiş. Bir başka destek köşe görüşmek üzere. Hoşçakalın.